Ses 1-2-3. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugün değişik bir video yapacağız. Bir ton tesisatlı araba var burada. Hepsini çekeceğiz tek tek. Sesli Sound ve Reis. Doğru mu abi? Daha doğrusu ürünler Reis'in ama bütün arabalara bu mutluluğu katan Sesli Sound ailesinin yaptığı birçok araba burada. Değişik bir etkinlik, ufak tarzda, ufak çaplı bir etkinlik yaptık kendimizce. Biz de buradan fırsattan istifade ederek kendimize bir video çıkaralım dedik. Solumda Cüneyt Kuzu, sağımda Harun Taştan. Karşımda Sesli Sound Mesut abi. Mesut abi. Mesut abi gelsene Mesut abi. Gelsene abi böyle. Genç kızların sevgilisi. Evet. Şimdi abi şu araba senin. Ben şimdi Harun'a bir tane soru soracağım. Bakalım Harun soruma nasıl bir cevap verecek. Senin küçükken böyle bu tarzda. Çünkü küçükken değil, ben sana şöyle söyleyeyim. Evet. Bundan 10 sene önce Need for Speed bir tane oyun vardı. Dur. Önemli bir şey bu. Ben bunu kaçırmamam lazım. Need for Speed bir tane oyun çıkmıştı. Her gün gece gündüz bunu oynuyordum. Hayalimdeki araba da şu Honda Civic'ti. Hangisi? Aynı böyle modifiyeli jantlar falan. Böyle yürüyün de bir arabayı gezelim yani aynı zamanda. Size anlatayım. Al sen şunu. Dur. Al baba. Tut şunu. Devam et kardeşim. Harun'u çek kardeşim. Şakir'cim gel böyle. Need for Speed'de her gün böyle yapıyordum arkadaşlar. Tamponu değiştiriyordum, stop değiştiriyordum, jant değiştiriyordum. Ön tamponu değiştiriyordum. Sonra baktım Honda Civic gitmiyor. Sonra BMW'ye geçtim arkadaşlar. Hemen aşkı aşkı buldum BMW'de. Aynı zamanda yine Need for Speed'de de tesisat yapıyordum. Ama motoru değiştiriyordum hızlı gitmek için. Sonra ticariye geçmedim. Oyunda birinci oldum. Sonra oyun bitti. Sonra ele geçtik arkadaşlar. Verdi'de buradayız. Allah sizleri de nasip etsin inşallah. Evet. Ünal'cım mikrofonu sana veriyorum. Yarışmada başarılar. Ya çok konuştun zaten. Evet. Normalde konuşabileceğini normalde 10 saniye konuşacaktın. Normalde bu kadar. Abi, aynı şeyler. Şunu da tut elinde. Buyur abi. Efendim öncelikle merhabalar. Selamünaleyküm herkese. Tabii benim de ilk arabam böyle Honda Civic'ti. 97 model 1.4 IS. Ben de aynen bu şekilde yapmıştım ama o zamanlar çok fazla eğri yoktu. Yani kimse de yoktu diyebilirim. Güzeldi. Sonra hayalimdeki araba buydu. 10 senedir de hayalimdeki arabaya biniyorum. Bundan sonra da Allah nasip ederse F430 düşünüyorum bir tane Ferrari. Harun'la beraber ortak alacağız iki teker. Ben iki teker, Harun alacak. Ben ortak almam. Yani güzel. Arabaları gezdir biraz. Göster. Başta BMW var. Onun yanında bir BMW daha. Sonra Honda. Genelde Honda ve BMW buluşması gibi olmuş burası. Aşk 3 harfli yaşanır arkadaşlar. BMW. Sen dün öyle yazdın ya bir tane hikayede. Evet. Millet değişik bir şey yazmıştı. Şu an masraf bilmem ne falan filan gibi bir şeyler yazmışlar. Mesajlara bakacağım, göstereceğim sana. Tamam. He, benimle masrafa var mısın? Öyle bir şey. Niye öyle? BMW çok masraflı bir araba. Yok değil. Niye öyle bir sana şey? Sana bağlı abi. Sen arabaya nasıl bakarsan araba... Abi araba aslanın, sana aslanın kral nasıl? Aslanın kralını besliyorum ben ya. Çek Şakir'cim. Şakir'cim içinde çek. Al Turan yapımı. Evet işlerimiz yaptık. Bir önceki videolarımız da var zaten. Çok güzel. Böyle arabaları bir arada gördüğün zaman böyle sende bir değişiklik yer ediyor mu ya da böyle farklı? Ya ilk zamanlar tabii ki ediyordu ama sonradan artık çok büyük etkinliklere katıldığımız için artık alıştık yani şimdi. Peki gelsene ikinize bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz senin arabayı muayeneye götüreceksiniz değil mi? Evet. Sizce buraya çekiciyle ne geliyor? Ne geliyor? Çok kıymetli bir araba geliyor bence. Evet. Çekiciyle gelecek araba bence. Evet, çekiciyle güzel. Ya ne olduğunu bilemezsin. Ben de söylemeyeceğim. Ama video... biz göremeyeceğiz. Biz videoyu siz izleriz. Diyorsunuz. Evet, videoyu izleyeceksiniz. Evet. Çekiciyle buraya çok güzel bir araba o geliyor. O zaman oraya bip koyarsın. Tamam, güzel bir araba geliyor. Sen şimdi yeni gelen arabamız. Kırmızı BMW bizim kendimize ait. Onun yanındaki beyaz yine kendimize ait. Onun yanındaki yine kendimize ait. Onun yanındaki Sesli Sound ailesine ait. O da bize ait. O da bize ait. O da Sesli Sound'a ait. O da Sessiz'e ait. O da Sessiz'e ait. Yani 6'ya 2 geçiyoruz seni Mesut abi. Yani hepsi bize ait. Bu da Sesli Sound ailesine ait. Biz bu videoda ayrılıyoruz canım. Seni evet. Yapıyoruz. Vedalar acıtır ama senin gitmen mutlu ediyor Arno. Evet. Allah rızası için çabuk gider misin? Evet, gidiyoruz. Tamam. Bu beni çok sıkıntıydı arkadaşlar. Evet. Derhal burayı terk et. Abi
Şimdi senin böyle bir etkinliğin var, tamam mı? Evet. Güzel bir etkinlik yapıyorsun. Ben senin burada yaptığın bir arabanın eksik olduğunu hissettim. Senin haberin olmadan sana bir sürpriz yapmak istedim. Harun'la Cüneyt'in haberi vardı ama ben senin haberin yoktu. Ne gibi sürpriz bu? Ya şu an ne kadar kendini zorlarsan zorla, tamam mı? Sınırlarını da zorlasan benim sürprizimi düşünemezsin. Ama ben istersen bu sürprizi seninle paylaşabilirim. Buyur paylaş. Şu an o burada. Gel abi. Ne geliyor? Oo ya. Adam ya. Kral hoş geldin. Bir sürpriz olarak yollamıştık. Geldi ya. Tamam onu alalım abi. Geri yanaşabilirsin. Yani. Peki sürprizimi beğendin mi? Doğru söyle. Çok iyi ya. Ha? Adamsın. Sürprizim nasıl? Çok iyi. Yani. Aynı senin gibi ya. Sen çok tatlısın. Peki parlet bir kurtarıcı mısın? Ya. Dekordo muyuz? Helalara bak. Ya dur arabadan in, ben sana birkaç tane soru soracağım. Abi. Şu camını indir. Bana ne yolda var ya bak neler ha? Oldu biliyor musun? Ne oldu? Arkamda köprüyü kapattılar. Yemin ederim bak abi. Köprüde bir trafik anlatamam yani. Sebep? Abi araba diye var ya. Yemin ederim konvoy oldu. Ekipten anons geldi vallahi billahi. Peki bana kaç tane video geldi biliyor musun? Doğru diyorsun. Araba abi. Çekicinin üstünde doğru bir şey mi oldu? Abi. Nereye gidiyorsunuz? Yok abi zaten sağ şeritten incitmeden getirdim. Değil mi? Aynen. Bak ta şu şeyden Batışehir'in arka yolundan geldin değil mi? Bak, videolar var elimde. Bir sürü video var. Ya full sinepti zaten. Değil mi? Vallahi billahi. Şimdi bütün sitelere düşer ha. İnşallah. Sen de. Bu. Harbi yakışanı yapmışsın ha. Gel gel. Böyle bir arabayı da böyle bir çekici çekerdi. Hadi gel içeri gel de arabayı indirek. Ya biz de özlemişiz ha Şakir. Ben bir çalıştayım da mutlu olsun. Eskisi gibi. Oğlum çok keyifli lan. Yemin ederim var ya. Yavaş in. Gel. Gelsene özleyenler varsa bir egzoz yapalım. Geç arkaya. Değişik bir araba ya. Ya araba çok güzel değil mi? Acaba siyah bunun gibi olur mu? Açacağım sence siyah bunun gibi olur mu? Ama sarı nasıl bedel oldu piyasaya? Ha dert oldu. Ha ayıh. Nasıl dert oldu? Baba alan adam da öyle bir kıymet veriyor ki arabaya. O da binmiyor. Niye biliyor musun? Ha? Ya benim arabam diyor ya. Dursa bile konuşur. Konuşsa da durur. Sana TikTok yapayım mı? TikTok da var. Bak şimdi sana TikTok yapacağım bak. Şu an ne yaptım? TikTok. Tamam. Şu kapıları aç. Onu da, o tarafa açsana. Seversin ha. Abi oradan kurtulduk. Ben seni böyle bir kenara alayım. Ben böyle bir ilgi görmedim. Değil mi? Ben o kadar araba çektim. Anladın mı? Bak sen biliyorsun beni, yıllardır tabii, tanıyorsun. Tabii. Ben o kadar araba çektim. Yani ben zaten bu modifiyeli arabaları çekmeyi seviyorum. Zaten öncesinde de vardı biliyorsun bizde. Yani böyle bu kadar ilgi görmedim. Yani bir saatlik yolu 3 saatte geldim neredeyse. Ya, şu an saat kaç abi? Bak şu an saat... Konum atalı kaç saat oldu? Saat 5. Biz sana 2'de konum attık. Bekliyoruz hani. Yani 3 saattir köprü trafiğine taktılar. Yani öyle bir şey olmaz. Yani köprü de bizim aracın yüzünden trafik oldu. Millet... Kaza yapan bile vardı yemin ederim bak. Otomalin önünde adam arabaya bakıyorum diye kaza yapıyordu yani. Senin araba da yani. Farz et ki. Abi en güzel detay bu ya. Aynen sıkıntı yok. 7-24 hizmetinizdeyiz. İlgi çok güzel ama değil mi? Değil mi? Ya böyle bir şey yok. Bir de senin bu işin dönüşüm var. Bu dönüşü... dönüşü gece yapalım. Değil mi? Kimse yok. Trafikten... yok anons verelim. Trafiği açsınlar bence. Değil mi? Değil mi? Mantıklı sağ şeridi bizi ayırsınlar. Aynen öyle. Öncelikle merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz
nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi biz sizle daha önce tanıştık da sizi tanımayanlar vardır. Şu mikrofonu hemen düzelteyim, az böyle geldiniz. Şimdi biz geldiğimizde seninle tanıştık ama kameranın o yüzüne çıkmamıştın. Evet. Özellikle Tofaş'ın müzik sistemini burada seçerken. Çünkü burası bir fabrika. Yüzlerce kolon arasında beraber seçmiştik. Tofaş'ın müzik sistemi gerçekten çok güzel oldu. Çok fazla ilgi çekici oldu. Ve ben etraftan çok fazla iyi derecede tepkiler aldım. Sizin aracılığınızla sistemi sessiz sonda bağlatmıştık. Gayet de güzel oldu. Ve burada gördüğüm kadarıyla birçok arabanın üstündeki ürünler, hatta hepsi sizin ürünler değil mi? Evet, şu an burada. Gayet güzel. Zeiss Elektronik AŞ'ye yaklaşık 40 yıldır elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Yaklaşık 7 tane markamız var ve her markamızda da çok çeşitli ürünümüz bulunmaktadır. Hı-hı. Hem ucuz, orta segment ve üst segment olarak bütün talebe karşı, yani bizden istenilen talebe karşılık verebilmek için çok çeşit tutuyoruz elimizde. Hı-hı. Bu da tabii ki doğal olarak satışlarımızı falan çok etkiliyor. Hı-hı. Ama burada şöyle bir şey de var. Sadece ürün satmak değil, önemli olan ürünü sattıktan sonra da hizmet verebilmek. Arkasında durabilmek. Aynen öyle. Evet. Arkasında durabilmek de bu işin en önemli noktalarından birisi. Ciddi anlamda fazla ürününüz var. Şimdi şey diyeceğim. Sadece kolon yok değil mi yani? Yok. Hoparlör grubu yok yani. Amfisi. Ototeybinden tutun. İşte amfisi, bası, midrange'i. Onun dışında yaz aylarında yapmış olduğumuz vantilatörümüz, susebilimiz. Yani biz genel olarak şöyle bahsedeyim. Elektronik. Elektroniğin kapsadığı çoğu şey ve talep üzerine çalışmalar yapıyoruz. Benim dikkat ettiğim şeylerin arasında mesela trafikte 10 tane araba görüyorsam müzik sistemli, bunun 6'sında sizin ürünleriniz var yani. Ve bunu da samimiyetimle söyleyeyim, şikayet duymadım. Duysam ben söylerim, beni biliyorsun abi. Derim ki böyle böyle şikayet duydum ama asla şikayet duymadım. Kendi arabamda da bizzat kullandım. Yani ses getiriyor derken harbiden arabadan dışarıya çok ses geliyor. Ürünün kalitesi güzel ve sesi bozmaması benim için çok önemli. Ben keyifle dinliyorum. Az önce de açtık mesela. Telif olmayacağını bilsem yıkacağım burayı da. Telif geliyor diye yüklenemiyorum ama efsane derecede güzel çalıyor. Kulağa gelen tonlamalar falan sizin ürünlerde gayet güzel. Ben memnunum, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum yani. Hangi sektörde olursanız olun, yaptığınız işi severek, isteyerek, özenle yaparsanız bir şekilde bunun karşılığını alıyorsunuz. Biz hoparlöründen basına, amfisine, teybine hangi ürünü getirirsek getirelim, daha öncesinden mühendislerimiz çok ciddi bir çalışma yapıyor. Ar-Ge'leri yapılıyor, test sürecinden geçiyor ve bunu çalıştığımız bayilerle de paylaşıyoruz. Sonuç olarak evet biz malı getiriyoruz ama son noktada onların çok büyük bir hizmeti var. Anladım. Onların fikirlerini göz önünde bulundurarak ona göre ürünlerimizi tercih ediyoruz. Çok şükür verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı da düşünüyoruz. Ben yine bir şey söyleyeyim. Bu şu görüntüyü çekmeden biz birkaç saat önce geldik buraya. Mustafa abi de vardı. Beraber şey gezdik. Şirketi gezdik. Üst katlarına falan çıktık. Sıfır ürünlerin testini gördüm yukarıda. Aynen öyle. Ama sıfır ürünlerin, dedim ki hani sıfır bu kutusunda sonuçta fabrika bunu test ediyor oluyor ama siz yine garanti anlamıyla herhalde burada bütün öyle denemelerini yapıyorsunuz. Tabii ki. Ya biz bu malı piyasaya sürmeden önce buraya geldikten sonra her ürünü yukarıda servis bölümümüzde tek tek kontrollerini yapıyoruz. Çünkü ne olursa olsun elektronik ürünlerde yani sıfır da olsa herhangi bir problem yaşama ihtimalimiz var. Bunun önüne geçebilmek için buraya geldikten sonra da sıfır ürünlerin hepsini test ediyoruz. Allah çarşınızı pazar etsin. Eyvallah. Baksana ya, her yerde siz varsınız. Bu arada reis, sen de harbiden hakkını veriyorsun yani. Eyvallah. Usta abi, şurada çalmayan bir araba yok ya. Nerede bir araba görsek tamam, içeride burası var ama şunda da her yerde senin adın yazıyor. Boşuna mı dedik masal değil müzik dinletiyoruz diye? Dekoru da üstüne tanımıyorum. Ya. Ben müsaade istiyorum. Şakir, sen etraftaki güzel arabaları çek. Böyle arabalar hep bir araya gelmiyor. Biliyorsun bazı olaylardan dolayı fuarlarımız iptal. Şu güzellikleri bence bizi izleyen insanlarla paylaşabilirsin. Bu arada size çok teşekkür ederim. Teşekkür bu güzel ederim. Muhabbet ve sohbet için. Her sağ zaman Allah bekleriz razı inşallah. Olsun. Mesut abi, sen de bizi burada bir araya getirdiğin için sana da çok teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. I love you. I love öncelikle you. Reis Aşe, Yunus kardeşim, Hasan abim hepsi birer candır. Bize verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür kral ederim. Ya. Çözdün şu mikrofon işini. Tabii yavaş yavaş. Bu arada sürprizimi beğendin mi? Değil mi? Ben sana dedim, ben gelirken sürprizimle geleceğim dedim. Gelirken sürprizi de getirdim. İyi, iyi ki var ya. Değil mi? Tabii canım. Yenisi de güzel olacak inşallah. Abi peki yenisinde reis yapıyor muyuz? Ya da reisin ürünü neyse artık hangisini deneyeceksek o, arabada ya da siz neyi tabii uygun görüyorsanız. Yani biz bu tarz projelerde elimizden geldiği kadar destek. Onu reis, aslında reise bir soralım. Beni ilgilendirme, ben sözünü aldım. Çalışırız. Reise yani, soralım reise. Nerede o?
Burayı Hasan da abi, kesiyor muyuz? Bir dakika alıyoruz mu seni buraya? Çok ya bir gel ya. Bir gel ya. Hasan abi çok kısa. Beni çok Christopher'ı düşürdüler baba gel. Küçücük bir soru soracağız. Sosyal mesafeyi koruyalım. Yalnız bu sosyal mesafe meselesi evet. Biraz sıkıntılı. Hasan abi şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesut abiye söyledim. Sizin müdür beye de söyledim. Şey dedim. Biz bu arabaya sizin ürünlerinizi yaptık. Gayet de başarılı oldu. Ve bu araba gerçekten çok ciddi bir ses getirdi. Her yerde bilinen ve muhabbeti konusu geçen bir araba. İçinde sizin sisteminizin olması da bizi mutlu etti. Ben şimdi az önce bir söz aldım ama illa dediler bu sözü Hasan abiden alalım. Dedim ki bunun ikincisi geliyor bize. Artık ona da bir güzellik hani içine falan. Yani öyle bir dizeriz ha. Biz... Dizeriz de... Abi yüksek sesle konuş ki seni duysunlar. Evet. Şimdi, biz elimizden gelen gereken şeyi yaparız. Tamam. İskontomuzu tamam, yaparız evet. Yani. Ona şey, şey olarak. Neyse elimizden gelen tamam. Şey 3 aşağı 5 yukarı yapmaya çalışırız. Abi ben yani, sözü aldım Mesut abi. Bilmiyorum. Ha, ne istiyorsan Mesut'a, yap. Ben çünkü benim projem 20 tane bastı. Sen de sözü verdin. Gerek onu iskontayı yapacağız. Öyle bu sıralar biliyorsun bas meselesi biraz sıkıntılı. Evet. Şeyden dolayı, vergilerden dolayı biraz sıkıntılı ama biz gene de elimizden geleni yaparız. Tamam inşallah. Abi. Teşekkür ederiz abi. Çok biz sağ olun. Ürünleriniz çok güzel. Biz çok memnunuz. Elinize sağlık. Zevkli arabalarımızı da dinliyoruz. İyi ki varsınız. İyi bir organizasyon oldu. Hı-hı. Geldiniz, zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Rica ederiz. Siz de zahmet etmişsiniz. Sizler de bize böyle bir etkinlik alanı sağladığınız için biz de size çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer güzel abi. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Bir isteğiniz var mı abi? Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Elinize sağlık. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Söz verdi abi. Alacağız ya. Tabii ben bu arabayı arabayı kendimce söz verdim. Ben bu arabayı baslarla basacağım. 58 yaşında adamı 20 tane basıyorsun. Kalbi var mı yok mu? Düşünme. Çok sert giriyorsun abi olur mu öyle? Hayır onun da arabası değil mi? Diyor ki Allah Allah. Asıl işi başaracak olan kardeşimiz burada. Abi bu işi kim başaracak? Allah razı olsun. Zaten yok, bu işi başaracak. Ne derler abi Joker'i mi? Ha. Evet. Yani Joker'i derler. Bakacağız abi halledeceğiz. Tamam çözeceğiz yani değil mi bu işi? Bundan sonraki arabamızda reis alıyor arkadaşlar. Evet. Bilsinler ya. Değil mi? Ya ama biz var oldukça zaten. Reis mi yapacağız? Reis yapacağız abi. Yapalım abi. Allah, reis Çandır. Allah kabul etsin şimdiden. Arkadaşlar hayır, sözünü aldık. Reis çalacağız ya bakalım. Hadi Şakir. Arkadaşlar videomuzu zahmet edip izlediniz. Hepinizi çok seviyoruz. Buraya Tofaş hem burası için hem sizler için geldi. Çünkü çok fazla yazmışsınız. Çok özledik diye. Al baba. Özlediyseniz tabii buyurun. İstediğiniz kadar doya doya aşk yaşayın. Sana bir tek soru sorabilir miyim? Tabii abi. Ama buna gerçekten seninle birlikte bu soruyu sorduğum zaman herkes üstüne alsın. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Bak yani şu an izleyenler tamam. Bir çekici üstünde bu kadar güzel duran bir araba gördünüz mü? Cevap veriyorum. Hayır. Bak gerçekten bir saniye dur. Size de soruyorum. Çekicinin üstünde bu kadar güzel duran bir araba gördünüz mü? Ya bir araba çekilirken bu kadar güzel olur mu ya? Ha? Ya senin araban araba mı ya? Lan ben senin arabanı... Şu tipe bak ya. O zaman ne diyor? Söylenecek söz bittiyse sana da çekip gitmek düşer. Çekme git. Biz de severiz. Hadi yolun açık olsun abi. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Hadi emanet aldığın yere teslim et. Tamam abi. Allah çarşını pazar etsin. Abi. Allah sana yardım etsin. Abi. Yolda 1000 kişi çekecek seni. Farz et ki. Kurtarıcı. Görüşürüz var mı? Görüşürüz hadi hoşça kal. Dikkat et. Seversin. Canımız cıncık ya.